Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek bir dizi temaslarda bulunmak için Çanakkale'ye geldi. Çanakkale Belediyesi İl Genel Meclisi Başkanlığı ve Kepez Belediyesi'ni ziyaret eden Zeybek, bugün ve yarın Çanakkale'deki CHP'li belediyeleri ziyaret edecek. Ziyaretler sırasında Ton TV'ye açıklamalarda bulunan Zeybek, Çanakkale'de yapılacak olan çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti. Yarın 21 belediye başkanımızın Çanakkale Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bugün de bir heyetle birlikte biz hem ilçe belediyelerimizi hem İl Genel Meclis Başkanımızı ziyaret ettik. Çanakkale'deki yapılacak olan çalışmaları, önümüzdeki döneme ilişkin ortak politikaların geliştirilmesiyle ilgili nasıl bir süreç yöneteceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Hem il başkanımız hem Çanakkale Belediye Başkanımız Sayın Muharrem Erkek'in anlattığı doğrultuda da önümüzdeki sürece ilişkin Çanakkale ile ilgili siyasal çalışmalarımızı belirlemiş olacağız. Yine değerli milletvekillerimiz de heyetimize eşlik ediyorlar. Çanakkale bu seçimlerde çok yüksek bir oranda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. İl Genel Meclisi'nde büyük bir farkla meclis çoğunluğunu sağladık. Belediyelerin de çok büyük bir kısmında hem meclislerde hem belediye başkanlıklarında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları halkımızın oylarıyla hizmet verme görevine nail oldular. Şimdi biz de kendilerine yeni dönemdeki belediyecilik anlayışımıza uygun olarak yapılacak çalışmaları hem anlatıyoruz hem de yaptıkları çalışmalarla ilgili bir bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Çanakkale'yi son derece güzel gördük. Tertemiz, pırıl pırıl bütün sorunları çözülmüş. Ama bazı iktidarın çözemediği kimi sıkıntıların da nasıl giderileceği konusunda da bir değerlendirme yapacağız. Çanakkale'de havalimanı acil durum planı çerçevesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi koordinesinde uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Çanakkale'de havalimanı acil durum planı çerçevesinde düzenlenen geniş katılımlı uçak kaza kırım tatbikatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kızılay, THY İstasyon Şefliği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü işbirliğinde yapıldı. Senaryo gereğince ATR-72 tipinde 13 yolcusu 5 mürettebatı bulunan uçak Çanakkale Havalimanı'na inişi sırasında İsmet Paşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi Belediye Tohum Sandığı karşısında kaza kırımına uğradı. Kaza sonrasında kısa bir süre sonra bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve Kızılay yönlendirildi. Uçak enkazından ölü yolcular çıkartılırken kurtarma çalışmalarında yaralanan yolcular sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangına müdahale etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tatbikatta Havalimanı Müdürlüğü'nden 3 ARFF aracı, 50 personel, İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çevik Kuvvet ve 3 trafik ekibiyle 20 personel, AFAD İl Müdürlüğü'nden 6 arama kurtarma teknisyeni, 1 araç, belediye itfaiyesinden 1 araç, 4 itfaiye eri, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 12 sağlık personeliyle 4 ambulans, UMKE ekibinden 2 araç, 10 personel, Türk Hava Yolları şirketinden 1 personel, Çelebi Yer Hizmetleri şirketinden 2 personel katılırken yaralıları ve kazazedeleri 16 ÇOMÜ AYAY öğrencisi canlandırdı. Tatbikata ilgili kurum müdürleriyle havalimanı yöneticileri de katıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni İçtaş Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Törene Vali Doçent Doktor Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuamiral Mustafa Biçen, ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir başta olmak üzere akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, müzik dinletisi ve ÇOMÜ'nün tanıtım videosu gösterimiyle devam etti. Rektör Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu yaptığı açılış konuşmasında dünyanın en güzel coğrafyasındaki ÇOMÜ'nün akademik geçmişinden bahsetti.
ÇOMÜ'nün 30 yılı aşkın yolculuğunda eğitim, araştırma, spor, sanat alanlarında özellikle toplumsal katkı faaliyetleriyle kayda değer başarılara imza attığını söyledi. Günümüzde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 21 fakülte, 13 meslek yüksek okulu, 2 yüksek okul, 1 enstitü ve 37 araştırma merkeziyle yaklaşık 50 bin öğrencisiyle ülkemizin en önemli yüksek öğretim kurumlarından birisi haline gelmiştir. Tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla Türkiye'nin en stratejik kentlerinden birine kurulu olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 30 yılı aşkın süredir devam eden öncü üniversite olma yolculuğunda oldukça önemli mesafeler kaydetmiştir. Eğitim, araştırma, spor, sanat alanlarıyla özellikle toplumsal katkı faaliyetlerinde de kayda değer başarılara imza atmış bir üniversiteyiz. Sahip olduğu birikim ve tecrübe, güçlü akademik ve idari kadrosuyla ulusal ve uluslararası ölçekte topluma katkı sunan, ciddi katma değer yaratan, işler gerçekleştirmiş ve fazlasıyla gerçekleştirmeye de devam etmekteyiz. Çanakkale Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman'da konuşmasında üniversitenin yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisi de bulunarak Çanakkale'ye çok büyük katkılar sağladığını ifade etti. Üniversitemiz şehrimizin güzide kuruluşlarından bir tanesi 18 Mart Üniversitesi. Bir yandan yüksek önemli eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken diğer yandan çok nitelikli akademisyenleri eliyle bilime ciddi katkı sağlıyorlar. Ancak bilimimiz açısından özellikle vurgulamak istediğim üçüncü fonksiyonu olarak da bölgesel kalkınmaya, ülkemizin kalkınmasına ciddi manada destek veriyorlar. Konuşmaların ardından Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın özgeçmişi okunarak ÇOMÜ Senatosunca alınan kararla Fahri Doktor'a tevdi edilerek ÇOMÜ'nün kimlik kartı ve rozeti takdim edildi. Çanakkale Barosu önceki dönem başkanı Hande Keskin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen baro başkanlığı seçiminde yeniden aday olmuştu. Seçim sonrası diğer aday Ardahan Dikme 328 oy almış, mevcut başkan Hande Keskin ise 327 oyda kalmıştı. Seçim sonuçlarına itiraz edilmesinin ardından oylar eşitlendi. Bu kez de Keskin'in önüne kıdem şartı çıktı. Bu nedenle başkanlık görevi sona eren avukat Hande Keskin yaptığı açıklamada kaderin cilvesi gençliğimize yenildik dedi. 24 yılları arasında pandemi sebebiyle biz 3 tane seçim geçirdik Çanakkale Barosu olarak. Aslında bizim seçimlerimiz 2 yılda bir yapılır. 3 seçimin 2 tanesinde eşit oyda kaldık. Eşit oyda kalınması halinde de avukatlık yasamız gereğince atıf yapılan bir uygulamada kıdemi fazla olan başkan olur uygulaması yürürlüğe girdi ve ben 2 kez başkan olamadım. Geçen dönem itibariyle biliyorsunuz başkan olarak seçilmiştim ve görevimi yapmıştım. Yine önümüzdeki bu seçim döneminde 7 Ekim'de kesinleşen sonuçlara göre yine eşit oyda kaldık. Kıymetli meslektaşım avukat Ardahan Dikme ile ki başkan oldu, kendisi de tebrik ediyorum. İkinci kez benim bu olayı yaşamam hakikaten Türkiye'de tek, dünyada da örnekleri var mı açıkçası bilmiyorum, çok enteresan, ilginç oldu. Kıdem şartının eşit olması halinde ise yaşın devreye gireceğini belirten Keskin sözlerine şöyle devam etti. Kıdem şartı da eşit olsaydı bu sefer de yaş devreye girecekti. Böyle bir uygulamamız var. Yani zaten tüm Türkiye'de 4. vaka. 2 tanesi bana denk geldi. Kaderin cilvesi mi diyelim, artık gençliğimize mi yenildik diyelim. Şöyle tabir ediyorum ama ben yine de 3 seçimi de kaybetmedik esasında. Sadece kader diyelim, gençliğimize yenildik diyelim. Tarihi ve coğrafi zenginlikleriyle dikkat çeken Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alıyor. Peki toplam alanı 1016 kilometre kare olan Çanakkale'de en büyük ilçe hangisi? Vatandaşlara sorduk. Bayramış olabilir mi? Gelibolu küçük. Lapseki var ama o da küçük değil mi? Ermik ilçesinin Ezin olduğunu biliyorum. Yine Ezin'i diyorum. Biga. Tahmin başka. Biga büyük ki doğru. Çanakkale, Biga mı acaba? Tam hatırlayamadım ama rezil oldum. Biga var, Gelibolu var,
Yenice olabilir mi bilmiyorum. Evet. Çanakkale 12 ilçe belediyesi, 22 belde belediyesi, 21 bucak ve 568 köye sahip. Çoğu vatandaş Biga'yı en büyük ilçe olarak düşünse de Çanakkale'nin en geniş yüz ölçümüne sahip ilçesi 1417 kilometre kare ile Yenice olarak kaydedildi. Çanakkale'nin en büyük ilçesi Biga. Biga'dır. Biga diye biliyorum. En büyük ilçesi Ezine mi? Biga mı? Biga. Bilmiyoruz ki kızım, biz yaşlıyız. Biz öyle işlerle uğraşmıyoruz. Herhalde Biga galiba. Acaba neresiydi? Ayvacık, Gelibolu. Bilemiyorum şu anda. İlçesi mi? İlçesi Çanakkale'nin. İlçesi ne? Biga mı oluyor? Bayramış mı oluyor? En büyük ilçesi vallahi ben. En büyük ilçesi dur. Gelibolu diye biliyorum ama Gelibolu, evet. Gelibolu. Yüz ölçümü olarak ya pek bilmiyorum da Gelibolu ilk aklıma geldi. Edirne desem o tarafı Balıkesir'e ait. Lapseki desem küçük zaten. Ama dediğim gibi Gelibolu bence. İlk aklıma gelen o. Başka da yok. En büyük ilçesi Biga. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, 10 Ekim 2018 tarihinde müzenin açılışına şalvarıyla katılan kadınları müzenin açılış yıl dönümünde yeniden müzeye davet etti. Yarın saat 11'de şalvarına bekliyoruz diyen Gölcük şu ifadeleri kullandı. Tarih 10 Ekim 2018, Troya Müzesi açılıyor. Domates tarlasından çıkıp yeni açılan müzeyi ziyarete gelen köylülerimizin şalvarlı fotoğrafı müze açılışının en ikonik görüntüsü haline geliyor. Bu ölümsüz anı bundan böyle her 10 Ekim'de yeniden yaşatmak istiyoruz. 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'da şalvarını giyen kadınlarımızı müzemize bekliyoruz. Önce müze uzmanı rehberliğinde tur, sonrasında sohbet ediyoruz. Çayımızın yanında pişi ikramımız da olacak. Gün boyu sizlerle müzeci kadın arkadaşlarımız eşlik edecek. Ne o günü, ne o fotoğrafı, ne de Troya Müzesi'ni beraber büyüttüğümüz şefkati, kısmeti, emeğiyle bu müzeyi kucaklayan kadınlarımız unutmadık. Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası 40 ülke ve 140 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Şahika Ercümen şampiyonada paletsiz ip destekli kategorisinde 82 metreye 3 dakika 10 saniyede dalış yaparak Türkiye rekoru kırdı. Daha önce de 81 metreyle bu kategorideki rekoru elinde bulunduran Ercümen yaptığı açıklamada bu şampiyonanın yılın son organizasyonu olduğunu hatırlattı. Yorgun ve sağlık sorunları olmasına rağmen rekorunu yenilediği için mutlu olduğunu ifade eden Ercümen kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Türkiye'de son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin kendisini de derinden etkilediğini dile getiren Ercümen, bu dalışını kadın cinayetlerinin sonlanmasına ithaf etmek istediğini kaydetti. Şampiyona 12 Ekim'de Cumartesi günü madalya töreniyle tamamlanacak. Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yeni personeli Ateş'i tanıttı. Çanakkale Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nden İtfaiye Müdürlüğü'ne gelen Ateş'le ilgili Çanakkale Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı. Çanakkale Belediyesi Sosyal Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde onu çok sevecek ailesine kavuşmayı bekleyen canlardan sadece biri olan Ateş'in artık bir yuvası var. İtfaiye Müdürlüğümüzün güzel yürekli personeline duyarlılıkları için teşekkür ediyor. Can dostlarımıza yuva olmak isteyen hemşehrilerimizi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize bekliyoruz. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan piyade uzman çavuş Burak Geniş'in Yenice'de bulunan ailesini Çanakkale Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet ederek tekraren başsağlığı dileklerini ileten Çanakkale Valisi Toraman burada yaptığı duayla tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Birliği Koordinatörlüğü, Sosyal Sorumluluk Koordinatörlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle her gün 10 bin adım sloganıyla Terzioğlu Yerleşkesi Doğa Sporları Yürüyüş Parkuru'nda Dünya Yürüyüş Günü etkinliği gerçekleştirildi.
Yürüyüşe Çanakkale Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Gökhan Baştürk, Spor Birliği Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Ünver, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında 4 kilometrelik Terzioğlu Yerleşkesi Doğal Sporları Yürüyüş Parkuru tamamlandı. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Türk Deniz Araştırmaları Vakfı organizasyonunda Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada Belediyesi'nin desteğiyle adanın biyoçeşitliliği ve çevre sorunlarına yönelik çalıştay düzenlendi. TÜDAV Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bayram Öztürk açılış konuşmasında vakıf olarak Ege Denizi sularında pek çok bilimsel çalışma yaptıklarını söyledi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu ise üniversite bünyesinde kurmak istedikleri biyoçeşitlilik araştırma merkezinin yerinin Bozcaada olması için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de çevre korumaya verdikleri önemi hatırlatarak ÇOMÜ ile ilişkilerini güçlendirdiklerini, ada için imar planları çalışmalarında üniversiteyle işbirliğine gidileceğini belirtti. Çan Kaymakamı Doktor Emre Nebioğlu ilçede bulunan Fen Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Kaymakam Doktor Emre Nebioğlu'na İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Selçuk Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıç Aslan eşlik etti. Okullarda incelemelerde bulunan Kaymakam Nebioğlu, öğrencilerle sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinleyip derslerinde başarılar diledi. Ziyaret kapsamında okul binalarını gezen Kaymakam Nebioğlu, öğretmen ve idari yetkililerden okullarda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleriyle okulların ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.